Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda 70 meslek komitesi seçim heyecanı yaşadı. BTSO ana hizmet binasında gerçekleşen komite ve meclis üyesi seçimlerinde bu yıl meclis üye sayısı 134'ten 154'e, komite sayısı ise 63'ten 70'e yükseldi. Özellikle yeni ekonomi dediğimiz değişen dünyada birçok yeni alanlar ortaya çıktı. Bu alanları da temsil edecek ilave 7 yeni komitemizi açtık. Ve bununla da birlikte 134 meclis üye sayımız 154'e ulaştı. Bu tabii hem sektörlerin hem meslek gruplarının kendini daha rahat ifade edebilme ve temsil edebilme kabiliyetlerini artırdı. Bu dönemdeki seçimde şunu net olarak ifade edeyim. Gerçekten 55 komitemiz tek listeyle giderek burada projelerin önceliklendirdiğini bizlere gösterdiler. Diğer komitelerimizde de aslında farklı meslek gruplarının içinde olduğu komitelerimiz var. O yüzden buralarda iki liste belki çıktı. Ama ben 70 komitenin tamamında projelerin ve meslek gruplarına ve sektörlere güvenlik hizmetlerin ve vizyonun ortaya konulduğu güzel bir dönemin yaşanacağını bu listelerden görüyorum. Ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı koyan Bursa'da iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO 51 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük odası. O nedenle bu seçim demokratik anlamda tüm üyelerin haklarını kullandığı önemli bir seçim. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası en güçlü odalardan bir tanesi. Güçlü olmanın yanında en aktif ve çok yenilikçi projeleri çalışmış ve ilerletmekte olan bir ticaret ve sanayi odası. Aynı şekilde devamını diliyorum. İnşallah gelecekte de bu sürat, bu hızla yine öncü olan bir oda olarak devam edecek. B Plus Yönetim Kurulu üyesi Memduh Can Gökçen de ihracat konusunda Bursa'nın önemini ifade edip seçim günü yaşanan ilgiye yönelik konuştu. Bursa özellikle ihracat konusunda Bursa'nın ticareti zaten belli bir ölçüye gelmiş durumda. Özellikle otomotiv sektöründe bizim de buna katkımızın olması, ülkemize katkısının olması bizim için gurur verici bir unsur. Burada da bugün gayet güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Erken saatten Cahil Bey'in de bahsettiği gibi belli bir doluluk oranı söz konusu. Gayet güzel bir ortam. Benim için ilk defa girdiğim bir ortam, ilk defa uygulandığım bir ortam. Dolayısıyla ayrı bir gurur ve ayrı bir keyif alıyorum. Özellikle üretimden ihracata, hizmet sektöründen sağlık sektörüne kadar tüm alanlarda Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda oy kullanımı saat 17'de sona erdi. 7 Ekim Cuma günü ise Meclis Divanı ve Yönetim Kurulu seçimi yapılacak.